sene TÜBİTAK'ın 54. Liseler Arası Proje Yarışması'nda fizik kategorisinde Türkiye birincisi olduk. Tabii ki bizim projemiz işte fizik kategorisinde bir navigasyon sistemleri üzerineydi. Navigasyon sistemlerinde GPS verileri kullanmadan bizim konum bulmamıza yarayan bir alet geliştirdik. Mesela bizim bir drone'umuz vardı. Bu drone'umuzu çalıştırırken ormanlık bir arazide olduğumuz için GPS ile bağlantımızı kesildi. Bu yüzden de bizim hiç GPS verisi kullanmadan bir konum sistemi geliştirmeyi düşündük. Yaklaşık 6 ay boyunca bizim modelimizi geliştirmemiz uzun sürdü. 6 aylık bir süreçte geliştirdik modelimizi. Modelimizi geliştirirken okul idaremizden ve TÜBİTAK'tan da desteğimizi aldık. De bizim ultrasonik sensörler dediğimiz sensörlerimiz var. Bu ultrasonik sensörler bir ses dalgası yayıyor. Bu ses dalgası engele çarpıp geri dönüyor. Bu sürede geçen süreyi işte aradaki mesafeyle çeşitli fiziksel hesaplamalar yaparak aradaki mesafeyi buluyor. Engelliler arasındaki mesafeyi hesaplıyor. Bizim de buradan sistemimiz toplu bir engel ve sensörümüz aynı anda hareket ettiğinde geçen süreden tekrardan eğer sistemimiz bir hızla ve ivmeyle hareket ediyorsa sistemimiz bu arada geçen süreyi farklı hesaplıyor. Olması gerekenden farklı hesaplıyor. Biz de bunu yazılım üzerinden, çeşitli yazılımlar üzerinden bir hesaplamalar oluşturduk. Bu hesaplamalarla işte aradaki geçen süreden dediğim gibi tekrardan hızımızı ve ivmemizi hesapladık. Bu hız ve ivmeden de yer değiştirmemizi yani son konumumuzu bulduk. Bunu da arayüz tasarladık bir tane. Bu arayüzden de sizlere sunuyoruz. Sistemimizi aslında başta geliştirirken drone üzerinden düşünmüştük. Ayrıca bizim bu sistemimizin devamında denizaltılar, yüksek hızlı İHA'lar, SİHA'lar, roketler, denizaltılarda tekrardan kullanabileceğimizi fark ettik. Ben elektrik mühendisi olmak istiyorum. Elektrik mühendisi tercih edeceğim bu proje. Bizim TÜBİTAK liseler arası proje yarışmasında fizik kategorisinde birinciyi kaldığımız proje navigasyon sistemleriyle alakalı. Navigasyon genelde günümüzde GPS adını verdiğimiz bir teknolojiyle kullanılıyor. Fakat bu GPS uydudan veri alıp vermesi gereken bir teknoloji. Bizim bazı yerlerde mesela yüksek hızlı roketlerde veya denizaltılarda GPS'ten veri alamıyoruz. Bu durumda GPS'ten veri alamadan farklı yöntemlerle konumumuzu bulmamız gerekiyor. Biz de bunun için farklı bir metot geliştirdik. Geliştirdiğimiz metot da aslında ses dalgalarından yararlanıyoruz. Ses dalgaları ortama göre olan, bir hızı olan mekanik dalgalardır. Bunların hızı ortama göre değişir. Mesela nasıl ifade edebiliriz? Bu hava ortamında ses dalgaları 340 metrebölü saniye hareket ederken su ortamında 1500 metrebölü saniye hareket eder. Daha farklı bir hıza veya şey inmesi yine ortama bağlıdır. Burada bir engelimiz var, bir kaynağımız var. Kaynaktan bir dalga gönderiyoruz ve bu engelden veya yansıtıcıdan bize geri dönüyor. Bu aradaki süreyi ölçerek ne kadar mesafe olduğunu buluyoruz. Fakat bu eğer sistem ikisi birlikte aynı hızla hareket ediyorsa bizim gönderdiğimiz ses dalgası engele çarpması gerektiğinden daha geç çarpıyor. Çarptıktan sonra dönerken de gelmesi gerektiğinden daha erken bir sürede ulaşmış oluyor. Bu arada bir süre farkı ve ölçtüğümüz mesafe kayıyor aslında. Arada 3 santim varsa bunu daha farklı 3.02 santim gibi farklı bir derecede ölçüyoruz. Biz de bunu arkada bir yazılım programı sayesinde kendi yazdığımız matematiksel ve fiziksel işlemlerle ne kadar yol aldığımızı, hangi hızla hareket ettiğimizi buluyoruz. Ben mühendislik okumak istiyorum üniversitede, elektrik elektronik mühendisliği. Bu alanda devam etmek istiyorum. Şöyle, piyasada olan çeşitli sensörler var bu alanda çalışan. INS veya IMO adını verdiğimiz sensörler. Biz bunları çeşitli testlere tabi tuttuk tabii kendi sistemimizde dahil olmak üzere. Bunlardan en basiti ikisini de hareketsiz bıraktık. Mesela bir ortamda 30 saniye boyunca hareketsiz bir şekilde çalıştırdık. Acaba sıfır, hiç hareket etmediğimizi ölçebilecekler mi diye. Bu piyasada olan sensörler bizim 5 metre kadar bir yer değiştirdiğimizi gösterdi. 30 saniyelik bir testte çok absürt bir farkla. Bizim kendi çalıştığımız sistemimiz ise yine küçük bir hata payıyla 1.2 metre kadar bir yer değiştirme bize verdi. Başvurumuzu bu ay içerisinde yapacağız Türk Patent Enstitüsü'ne. Bazı bölümlerde birbirimize ailen yeteneklerimiz vardı. O anda mesela işte ben biraz daha bilgisayarda birkaç işte yazılım için birkaç bir şeyde ben biraz daha şey yapmıştım. Tuna arkadaşım da aynı şekilde grafik tasarım üzerine bizim çeşitli animasyonlarımız vardı. Bizim şeyde kullandığımız sunumda özellikle jüriye veya gelen ziyaretçileri anlatmak için kullandığımız bazı animasyonlar vardı. Bunları anlatmak için bunların çizimlerini ve grafik tasarımlarını Tuna yaptı. Avrupa'da Avrupa Birliği'nin düzenlediği EUGS adında bir yarışma var. Avrupa Birliği üyeleri ve bazı çeşitli dışarıdan davet edilen üyelerden yaklaşık her ülkeden 3 proje yani bunun bir kısıtı var. 3 projenin katıldığı bir yarışma var. Bu yarışmaya davet edildik. TÜBİTAK adına Eylül ayında, Eylül'ün 11 ve 17 arasında Avrupa Birliği'nde, Avrupa'da, Belçika'da bu yarışmaya katılacağız. İnşallah birincilik.
Evet, şu an ama birkaç farklı bir şey daha değiştirmeye çalışıyoruz. Mesela az önce ortam meselesinden bahsetmiştim. Biz önceki örneğimizde hava ortamında çalıştırmıştık sistemimizi. Avrupa'ya kadar su ortamında çalıştırabildiğimiz bir sistemde gitmeyi planlıyoruz. Biraz daha modelimizi, prototipimizi geliştirip orada daha iyi yarışabileceğimiz, ülkemizi daha iyi temsil edebileceğimiz bir modelle gitmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz önceki yıl kaybettikleri drone'u GPS'siz bulabilmek için bir proje geliştirmek istediklerini söylediler. Projeyle ilgili teknik çalışmaların tamamı öğrencilerimize aittir. Biz öğrencilerimize yer bulma, araç gereç temin etme ve çalışma imkanı sunacak durumları sağladık. Bu zor bir süreçti. Öğrencilerimiz yılmadan çalıştılar. Bu konuda bize yardımcı olan okul müdürümüz Doktor Sinan Dağ, müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımıza, ayrıca Avliva'ya ve bu konuda bize desteğini esirgemeyen tüm bileşenlere teşekkür ederiz. Öncelikle hayal dünyasını geniş tutacaklar, hayal edecekler. Ben yapamam diye korkmayacaklar. Bir fikrim var diye not alacaklar. Bu fikirlerinin üzerlerine ne kadar aşama sağlarlarsa projeyi o şekilde gerçekleştirecekler.